Merhabalar efendim, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık bir tarifle sizlere geldim arkadaşlar. Kahvaltılarınızı biraz değişiklik yapmak isterseniz patatesli, yumurtalı omleti denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerekli olan malzeme listemi açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. 4 tane yumurta, 3 tane patates, 1 tane sucuk, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, zeytinyağı. Evet. Patateslerimizi küp küp bu şekilde doğrayalım arkadaşlar. Çok kalın olmasın, çok da ince olmasın. Bu şekilde doğrayalım. Sucuklarımızı da aynen küp küp doğrayalım. Tavamızı ocağa koyalım. Altını açık ısıtalım. Isınmış olan tavaya hemen zeytinyağı ilave edelim. Patateslerimizi de ekleyip kapağını kapatıp arada bir sallayıp çevirerek kızartalım arkadaşlar. Bu esnada sucuklarımı da ben küp küp doğramaya devam ettim. Evet, kapağı kapalı. Arada bir karıştırarak patatesleri kızartmaya devam edelim arkadaşlar. Eğer kanalımda bu şekilde kolay ve lezzetli farklı kahvaltılık tarifleri isterseniz beğen butonuna ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Fikirlerinizi paylaşın. Hangi tarifleri görmek istiyorsunuz diye. Ben de sizlerin fikirlerinizi, isteklerinize göre yeni çekimler yaparım efendim. Evet, sucuklar da ilave ettim içerisine. Sucuklarımızla patates tekrardan birlikte kızarırken yumurtamın içerisine tuz, kırmızı toz biber ve karabiber ilave ettim. Güzelce karıştırıp çırptım. Çırpmış olduğum yumurtaları patates ve sucuğun üzerine gelecek şekilde, her yerine gelecek şekilde döktüm. Önceden kaşar peyniri rendelemiştim. Bolca kaşar peyniri de serptim arkadaşlar. Pizza tarzında omlet karışımı harika bir kahvaltılık. Patatesli, sucuklu, peynirli, hem kalori bombası hem de yedikten sonra gerçekten akşama kadar tok tutuyor. Acıkmıyorsunuz. Patates ve sucuklar güzelce kızardıktan sonra yumurtayı döktüm. Çırpılmış yumurtayı ve bolca kaşar peyniri serptim arkadaşlar. Kaşar peynirini de serptikten sonra kapağını kapattım ve orta ateşte pişirmeyi bıraktım. Çok yüksek ateşte pişirmeyelim. Bu esnada mozzarella peynirli domatesli salata hazırladım. Yapmışken de çekime devam ettim arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun. Mozzarella peyniri tuzsuz bir İtalyan peyniridir. Genelde bunu biz Almanya'da künefe yaparken de kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Evet, mozzarella domates salatamız için dilimleri ayırdığımız domates ve mozzarella peynirlerimi bir domates, bir peynir olarak tabağıma dizdim. Ortasına da küçük çeri domatesleri bu şekilde doğradım. Nane yaprağı varsa mutlaka nane kullanın, yoksa kurusunu kullanabilirsiniz. Fesleğen de çok yakışıyor arkadaşlar bu salataya. 4-5 yaprak fesleğen. Vürtse kullandım. Vürtse aşağı yukarı soya sosu tadında bir baharat oluyor arkadaşlar. Zeytinyağı serptim. Kurutulmuş nane ve balsamico sirkesi. Bu şekilde salatamı tamamladım. Biz çok seviyoruz. Genelde kahvaltılarda bu salatayı tercih ediyorum arkadaşlar. Yapmışken de dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, salatamı yaparken bu esnada patatesli omlet pizzam pişti. Harika oldu. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede kalori bombası bir kahvaltılık hazırladık. Servis tepsisine aldım.
dilimlere kesip biz afiyetle tükettik arkadaşlar. Çok beğendik. Bu tarifi sizlere de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle hafta sonu kahvaltısından bütün aile toplandıysanız bu kahvaltıyı tercih edebilirsiniz. Hepsi bir arada. Yumurtası, patatesli sucuğu, peyniri arkadaşlar. Daha ne olsun? Yanına bir de kahvaltılık zeytin marmelat hazırladınız mı? Kahvaltımız hazırdır. Bol yeşillikli bir de salata. Bu şekilde alternatif olarak mozzarella tabağı hazırlayabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, aşağıya yorum bırakmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.